Evet, hemen pozisyonları tamamlayalım. Alanya Galatasaray maçından kaldı mı pozisyonumuz? Trabzon maçına geçeceğiz. Buna zaten hakem faul verdi. Burada önüne geçip topa hakim oldu. En Sakala'nın pozisyonu. En Sakala marka. Faul verdi. Ekranda yansıyor bilgisi. Burada hakem o kadar çok düşündü ki. Lan biraz geç vereyim, çaldı ben burada. Ben vereyim, gol şey mi vereyim dedi. En son elde attı, verdi. El çok düşündü daha burada. Marka el çok yapıyor bunu. El Sakala zaten faul yapıyor şimdi hocam. Şimdi dedi öbür türlü versen bu olur, bu tabii türlü baksana versen bu olur. Ama hocam marka şu doğru da, marka o bunu çok yapıyor. Ya bazı pozisyonlar var, çok rahat bırakıyor kendini. Şimdi defansa da mı ya, kolay çalacağını biliyor hakemin. Çok rahat, çok maçta bunu yapıyor zaten. Yalnız başına bak, arka taraftan bakarsan sağ ayağıyla sol kalçasına darbesi var Şener evet. Sakan'ın. Yok yok, bu için bunun için demiyorum ama ya bunun gibi çok yapıyor. Her yapıyor. Çok yapıyor. Defans oyuncusu hemen evet, bırakıyor bak, kendini bak, zaten. Burada vurduğu anda bırakıyor. Peki. Bırakmasa penaltı. Burada. Evet. Elle oynuyor. Elle oynuyor. Faal olmasa bir şey ama orada dengesini bozuyor. Ya, rakibi. Tamam da, yapma, o yüzden düşüyor. Yapma yani. Elle oynama abi. Vermedi hakem. Peki var mı burada farklı bir düşüncesi olan? Bunun yok. Faul var mı? Hmm. Kalçasına vuruyor ayağında. Ben faul var mı? İlk önce peki giden kim? Marka gitmiyor mu adama doğru? Tabii. Şimdi buradan baktığım zaman arkadaki açıdan. Bak, bak burada şöyle geldim, direkt adamın üzerine gidiyor. Adam ısrarlar ayakta kalmaya devam ediyor. Marka geliyor, çakıyor, iniyor yere. Şu açı hocam. Net penaltı. Bir geri alabilir miyiz? Yani, net geri alabilir miyiz? Normalde penaltı. Geri alalım. Ama hakem yiyor, faul yaptı diyor, dönüyor, veriyor. Bak, penaltı ya. Hocam savunmacı. Torlar faul vermem, ben vermem. Hocam. Markanın gelmeye ya, bak. Topla, topla rakibin arasına vücudu tamam, koyuyor. Rakip de geliyor, vuruyor. Tamam. Ya, ben faulü Sakala'ya veririm. Ben vermem abi. Bence ben, hiç. Bak şimdi bu adama çarpsa kabul ediyorum. Biraz geri. Burada hoca doğru anlattı. Topla rakip arasına koyuyor, koyuyor, o da darbe yapıyor. Doğal, oyuncu fall. Koyacak hiç. Ozan hiç yani, mücadele, ikili mücadele olmaz hocam. Hiç. Ben hakem olsam şu pozisyonu göreyim, vermem. Bak çok net söylüyorum. Faul vermezsiniz, penaltı olur. Veya penaltı veririm, yangın olur ortalık. Yangın olur biliyorum. Seversin yangın çıkarmayı ondan hocam. Severim yani. Yangın çıkarmayı. Tamam hocam. Abi futbolda da bu ne Allah ya? Bunu İngiltere'de filan. Buna devam ettirmeyelim. Döverler hakem abi. Herhalde. Almanya'da, İngiltere'de. Aynen. Şimdi devam ettirmeyelim. Döverler buna ha. Buna penaltı doğru, falan verilmez. Bize maç seyrettiren lan derler. Aynen. Kalça teması olmasa faul vermem. El Sakala'nın yaptığı faul yani hiç. Evet. Ama Erman ama Hoca bence faul yok, penaltı hocam, pozisyonu. Hocam Şampiyonlar diyor. Ligi'nde falan bunu yapsa ama bak ne diyor, Almanya'da İngiltere'de bu pozisyona çalmazlar. Hocam Şampiyonlar Ligi'nde çalmazlar diyor. Şampiyonlar Ligi'nde yani, pozisyona gelip kalçayı vuran adam Galatasaraylı ya. Direkt ona gidiyor. Hocam, ama çok direkt adama gidiyor ya. Adam düşmemeye uğraşıyor. Hocam eski ben hocam, bile, aldı topu hocam topla rakibin arasına vücudunu koymayacak mı savunmacı? Koyacak o da var. Sen de savunma oynadın hocam. Ne oldu abi, koyamadı. Koyacak. Koyamadı. En Sakala vurdu. Koydu işte. Abi ben faul vermem. Tamam siz hocam. Verin. Tabii. Bir de penaltı çalarım. Bak ne oluyor ortada. Hocam hep Avrupa'dan örnek veriyor. Atletico Madrid maçı. Caner'in önünden herif topu elle aldı ya. Ceza alanı içinde elle aldı. Bütün İtalyanlar 3 maymun oldu. Sen ya abi kötüyü gösterme bana. Doğru. Ama tamam, hep Avrupa doğru diye bir şey yok hocam. Değil de ben ondan bahsetmiyorum. Bu pozisyonun özelinden konuşalım. Elle almasından bahsetmiyorum. Levent Avrupa'da el var. Futbol ben anlayışından var bahsediyorum. Avrupa'da futbol sert oynanıyor. Evet. Öyle kandilli kız sesi gibi oynanmıyor. Kalça düşmesinden hocam kandilli kız sesi kızıyor size. Gördüm ya müdürleri, müdürleri, hocaları. Ya hocam dediler bizi çok iyi. Ya dedim ki seviyorum kandilli kız sesi diyorum. Siz de bana kızmayın dedim. Bir restoranda gördüm ama. Hoşlarına gidiyor, kızmışlar diyor ama çok tatlılar da hocalar. Hepsine peki, selam. Hocam bence bu pozisyonda faul yok. Penaltı var diyor. Rea hocam faul dedi. Levent abi faul dedi. Mehmet. Ben Erman hocaya katılıyorum. Erman hocaya katılıyorum. Bence de penaltı dedi. Peki devam edelim. Sen? Ben de size yakınım hocam. Aferin. Doğru karar. Devam edelim. En doğru karar hakem verdiği karar. Hakemin verdiği karar. O zaman geçerli karar biz. Bizim dediklerimiz. Üzerine. Biz hakemle aynı düşünüyoruz. Görüşlerimizi yani bildiriyoruz. Hangi hakem? Hangi hakem? Hakemi, bu mu? Evet. Hakem mi bu? Verme. Aslında zaten şunu şaşırıyorum. Bak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kulakları çınlasın. Sivas maçından sonra bu hakem için dedi ki kardeşim sana maç veriyorlarsa Galatasaray maçına gelmiyorum dedi. İnadına göndermiş mi hakem? Bilerek yapılan bir iş. Peki yani, başka goller dışında pozisyon var mı? Hemen Trabzon maçına geçelim arkadaşlar. Burada faul var mı? Bu pozisyonda
Ben buraya takıldım biraz. Bir Galatasaray lehine faal olabilir miyim burada? Golden önce. Az Bakasetas atıyor ya. Bu golü veriyor ama ya. Bunun öncesinde değil mi o hareket? Arkadaşlar. Ya yani bu golün öncesinde yani. Şurada. Buradan başlıyor ya. O golün hata buradan başlıyor. Topa teması varsa foul değil. Teması bir bakalım. Yoksa foul. Yakın planı gelecek şimdi. Bakacağız. Yani Alanya'nın kazandığı 3. golden önce bir faul var mı Galatasaraylı oyuncuya? Bunun cevabını arıyoruz. Bu kadar... Genelde de bütün gollerin başlangıcı Martin Linnes'in oradan. Dikkat ediyor evet. musunuz? Hepsi evet. Ve de yine Oto'yu gönderdin. İki tane sol bekle iş yapamıyorsun. Ortada yok. Yani. Geliyor mu arkadaşlar? Şurası. Bu değil. Öbürü, bu değil. Öbürü bu. Bu. Topa, bunu bir başa alalım. Topa kim hakim? Bakalım. Burada. Şu Siopis'in sağ ya. Bak arka arka. Şimdi bak. Gelirken bak. Sol, şimdi. Topa temas etmiş mi? Hayır. Alanyalı oyuncu. Alanyalı oyuncu topa faul. Temas yok. Topu şey alıyor. Öyle görüyorum ben. Hocam alıyor. Görüyor musun sen? Topa oraya. Bence sağ kalçasıyla bir müdahale var. Hocam ne diyorsunuz? Devam et bakayım. Sağ ayağıyla da yerden onu ayağının altına vuruyor. Foul mu bu? Bir ikili mücadele. Foul mu abi? Ama dengesini sizce bozuyorsa vermedi oyuncunun. Ne foul abi ya yürüyün ya. Hocam devam edin diyor. Yürüyün zaten hakem vermedi. Bence de hiçbir şey yok. Bu ne ya? Bence de normal. Şimdi peki. Bu açıdan izleyince evet. Temizledik. Devam ediyoruz. Bu kadar mı? Peki hemen şeye geçelim. Trabzon maçına, Trabzon Antalya maçına. Hakemin verdiği en doğru karar. O karşılaşmaya ilişkin pozisyonlar hemen gelsin hızlıca. Evet. Trabzon Antalya maçında ilk penaltı pozisyonuna ilişkin penaltı değil diyen var mı? Burada Ndiaye'nin bir hamlesi var. Nasıl giriyorsun böyle yani böyle bir maçta? Dembaba'nın yani pozisyonunun bir... daha şeyi bu. Oturaklısı. Bak Ender bu penaltı zaten de Ndiaye'nin böyle kontrolsüz girişi nerede biliyor musun? En büyük sıkıntı orada oldu. Dakika 95. Bak Alanya Spor karşısında Trabzonspor 2-1 galip. Bakasetas kayıyor attı. Kaydı. Önünde dursa hiçbir şey olmayacak. Tabii kaydı oyundan düştü. Vurdu o pozisyon gol oldu. Önünde dursa hiçbir şey olmayacak. Galatasaray maçında Fenerbahçe ile 1-1 biten maçta pozisyon fauldu ama vermedi hakem Ali Palabi. Ama bu çok şey yani. Bu devamında rakibini kovalarken bıraktı Elif Elmas'ı gol oldu. Ndiaye böyle bir adam. Hiçbir şey olmayacak. Bu yani hareket yapılmaz ya. Tabii canım. Bu yapılacak şey hareket önünde dursan. Farklı bir düşüncesi olan var mı? Bu pozisyon penaltı değildir hamle, diye. Hamle zamanlaması yanlış hiç. O dün bir şey demiştiniz hocam Başakşehir maçında. Vurduktan sonra şöyle bir evet. Ayağın şu sarsılma hareketi var. Değil mi? Dönüyor. Evet devam edelim lütfen. Arkasından Trabzonspor'un kazandığı iki penaltı var. Video yardımcı hakemden geldi uyarı. Halil Umut Meler önce görmedi. Sonra uyarı geldi. Veysel, inceleme sonrası. Veysel ve Sörlot. Veysel ve Sörlot. Pozisyonun içindeki oyuncular. Sörlot kafayla çeviriyor. Veysel'in kolundan seken bir top var. Nereden o top? Omuz, kol ya da bu temas penaltı gerektirir mi? Nedir düşünceleriniz? Evet. Ben şurasıyla vurduğunu görüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Penaltı. Burada burada bana göre sol eline değse, bak şimdi kaleye giderken top penaltı. Şöyle yani. Bir bak, şöyle eline, bu eline değse. Açık eline değse, sol eline değse Ender penaltı. Öbür zaten kolu kaldırıyor istemeden normal kafa topu. Yani şimdi bu görüntüye göre bana göre penaltı değil bu. Öbür sol eğer koluna eline bu çarpsaydı olsaydı, evet tamam. Penaltı. Ama burada rakip ama yakın omuz bana göre penaltı değil bu. Mehmet, bana göre penaltı. Penaltı dedi. Levent Tüzemen. Ben eli buradan gördüm. Bana göre penaltı. Neden biliyor musun? Görüntüleri veriyorsunuz Ender. Bunları iyi takip etmek lazım. Aynı pozisyon kale arkasında Juventus oynadığı bu Milan maçından bir hafta evvelki görüntü var. İtalyan stoperin vuruyor kafayı. Buradan gidiyor. Aynı şekilde. Var mı o pozisyon var. Berkay? Bir bakın bir bakalım hafta o pozisyona bu arada. Bu Milan maçından önceki maçta. Bir önceki maç Milan maçına. Yani. Nasıl? Biz oynattık o pozisyonu. Juventus pozisyonunu mu? Ha bak oynatmışsınız. Ben görmedim. Hayır hayır oynadı. Bizden de sen hayır hayır. Hayır 4-2'lik maçtaki Milan hani panik maçta değil. Hayır ondan evvel Milan'ı kazandı. 2-0 öndeyken vuruyor kafayı oyuncu.
Chiellini değil öbürü. Banucci'nin şurasına geliyor. Şuradan vuruyor. Ama bununla aynı pozisyon değil Levent. Aynı şu değil. Bu el açık değil. El vücutta. Ya, neden bunu diyorsun? Hayır hayır. Hangisi? İşte dün oynattık biz bunu ya. Bunu demiyorsun hayır, değil bu mi? Değil, bu değil. Bu değil, bu değil, bu, bu değil. Çarpık bu yani. Bu değil, bu değil. Onun söylediği hocam Milan-Juventus maçı Banucci ama ikisi aynı pozisyon değil Levent hayır, abi. Hayır, Milan mı 4-2'lik maçta değil benimki ya. Bundan evvelki maçta biz adamlar bir penaltı atıyorlar. Bu değil. Ben bulacağım maçı. Görüntüyü verdiniz. Buna benzer mi o da? Birebir tamam. Aynı. Ya arkadaşlar bakacaklar. Ne diyorsunuz hocam bu pozisyona? Hocama pas atma bir şey söyle. Sağ kolunu kaldırsa, bak şimdi Veysel, solu kaldırmış. O da penaltı olabilir. O umutsuz aslında. Bak öbürsü kalkık sol eli.